Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Adventure Rank 55'ten sonra böyle 57'den sonra yapabileceğiniz şeylerden bahsedeceğim Genshin Impact'te. Genshin Impact'te çoğunuz 55 level'sınız, 56 level'sınız, 57'siniz. Ben böyle 58'e kafa attım. Bugün 58 olacağım. Hatta daha yüksek level'larda olanlar da vardır. Hepinizin yaptığı yanlış bir hata var arkadaşlar. Bunu çok fazla görüyorum. Yani ne zaman bir hesap incelemesi yapsam, ne zaman bir hani böyle bir arkadaşlarımın hesabına baksam falan filan çok fazla yapılan bir yanlışlık görüyorum arkadaşlar. Genshin Impact'te oynamıyorsunuz. Arkadaşlar, Genshin Impact'te gelişmek istiyorsanız oynamanız lazım. Bu video oyunu günde 5 dakika, 6 dakika, 10 dakika, 15 dakika oynayan arkadaşlar için değil. Bu video gerçekten oyunu böyle ben günde oyunu 4 saat, 5 saat oynamak istiyorum. Yani ben oyunu oynamak istiyorum ama oyunda yapacak bir şey yok diye yalan söyleyen arkadaşlar için. Eğer ki benim seviyeme geldiyseniz evet oyunda yapacak bir şey yok. Ama eğer ki Adventure Rank 57 oldum yapacak bir şey yok diyorsanız yalan söylüyorsun. Neden? Genshin Impact karakterler üzerine kurulu bir oyun. Hepimiz bu karakterleri kasmak için uğraşıyoruz falan filan. Ve sadece tek bir karaktere yönelenler var falan filan. Bunlardan daha önce bahsettim ama yaptığınız yanlış arkadaşlar. İtem kasmıyorsunuz. Oyunda rezinle kasılan itemler var. Mesela atıyorum. Artifekleri rezinlerinizle kasıyorsunuz. Silahlarınızı primogemlerle çıkartıp üzerlerine işte rezinlerinizi harcayarak kristallerle falan filan ya da işte ne bileyim artifeklerin domainlerden falan filan basıyorsunuz falan filan. Ama bir de şu itemler var arkadaşlar. Bunlar için rezine falan ihtiyacınız yok. Bunlar karakter gelişim itemleri. Şunlar tabii ki rezine ihtiyaç var. Ama şunlar için arkadaşlar rezine ihtiyacınız yok. İnsanların hesabına giriyorum. Bundan 5 tane var, bundan 10 tane var, bundan 7 tane var, bundan 8 tane var. Arkadaşlar, her karakter geldiğinde bunlardan ihtiyacınız olacak. Şimdi önümüzde Ayato var. Ondan sonra X karakter var, Y karakter var, ne bileyim Yao Yao var. O var, bu var. Arkadaşlar, oyunu oynamanız lazım gelişmek istiyorsanız. Günde 2 dakika, 3 dakika, 10 dakika oynamaya vakti olan arkadaşlara hiçbir şey demiyorum. Onlar tabii ki sadece rezinlerini harcayıp çıkabilirler. Ama eğer ki bu oyunda gelişmek istiyorsanız önceden hazırlanmanız lazım. Bana hep şey diyorsunuz işte ya abi nasıl geldiği gün işte ya Emiko'yu 90 yaptın işte. Arkadaşlar çok basit. Şimdi benim şu anda tam göremiyorsunuz ama 14,5 milyon param var. İşte 500 tane 550 tane experience kağıdım var. Her karakter için arkadaşlar her karakter için. Bu kağıtlardan 300-400 tane gidecek. Artık kaç level kasacağınıza göre. Her karakter için ortalama bir 7 milyon 8 milyon para harcayacaksınız kasmak için. Ve bunları karakter geldikten sonra kasmaya başlamayın. Karakter gelmeden önce kasmaya başlayın. Bir diğer item de arkadaşlar her karakterin level atlarken istediği belirli şeyler oluyor. İşte skillini atlatırken mesela şuradan örnek verelim. Mesela Yaimiko'yu atlatacağım skillini level. Mesela buradan istediğimde şunu istiyor. Mesela bakın. Bu oyunun eventleriyle gelen bir şey. Bu haftalık item. Buna rezin lazım. Bu da rezin. Aa buna 10 yapabiliyorum. 10 yapayım. Tamam. Videoda da 10 yapmış olduk zaten. 10 yapacaktım. Neyse. Ben şimdi bunları istiyorum. Mesela bana şundan lazım. Ya bu günlük toplanan bir şey. Bunun günlük limiti var. Ondan sonra Discord'da gelip şey diyorsunuz. Ya işte... Katana Tsubasa handguard'ı toplamam lazım. Kimin dünyasından toplayabilirim? Kendi dünyadan toplasana. Yani yeni karakter çıkıyor ve işte şu toplanacak, bu toplanacak. Dünyasından toplayabilir miyim falan filan. Yani oyuna yeni gelen bir şeyse tabii ki yeni başkasının dünyasından toplayabilirsiniz. İşine yaramayanın dünyasından ama. Yani handguard, bu handguard atıyorum oyunda kaç aydır var yani? 6 aydır var diyelim yani. Sen bu 6 aydır niye toplamadın? Hani oyun oynayacak vaktin var ve toplamıyorsun, bu senin hatan. Yani arkadaşlar bir diğer şey de bu şu kristaller. Şu kristaller günlük 3 günde bir yenileniyor. Bunları toplamanız lazım. Mesela hani ağaçlar falan işinize yaramıyor olabilir ama işte şu şeyler, bu şu kristaller, her karakterin istediği şeyler var. Mesela şu anda bana herhangi bir karakter ne isterse istesin şu an oyunda bulunan 90 yapmaya hazırım. Yani bundan 200 tane var, bundan 279 tane var, bundan 280 tane var, bundan biraz az varmış. 84 tane ama bu Sangapearl, Kokomi çıkarsa, yani Kokomi'nin orada çok dolaşmadığım için. Yani bundan 400 tane var, bundan 200 tane var, bundan 170, bundan 200, bundan 50.
Hani her itemden ortalama gördüğünüz gibi 200'ün üzerinde var. Bir tane karakter de ortalama 260 falan istiyor. Yanlış hatırlamıyorsam yani 250 diyelim diyorsam. Yani ortalama benim herhangi birinden 250 taneye sahip olmam lazım. Bunu da günlük girerek sahip olacağım. Mesela oyunda toplaması çok iğrenç, çok gıcık itemler var. Mesela atıyorum Dandelion Seed gibi, işte atıyorum Oni Kabuto gibi. Mesela Itto isteyenleriniz var. Itto Riren çıksa da alsak. Ya Itto istiyorsunuz da Oni Kabuto'nuz var mı? Hani Itto'yu alacaksınız, Oni Kabuto'm yok, 50 level'da kaldı. Ya toplasana şimdiden. Ya da Ayaka geliyor. Bakın arkadaşlar, Ayaka geliyor. Ayaka oyunun toplanması en gıcık itemlerinden biri olan Sakura Bloom istiyor. Kaç tane Sakura Bloom'unuz var? Bundan oyunda atıyorum hani haritanın toplamında 50 tane var diyelim. Kaç tane olduğuna bakmadım. Ayaka için bundan kaç tane lazım? 260 tane lazım. Benim Ayaka'm 90 level olduğu için bu artık önemli değil. Şimdi Ayaka için bundan lazım ve siz bunu toplamıyorsunuz. Ondan sonra Ayaka'yı kasamadım, senin dünyandan gelip alabilir miyim falan diye Discord'da dolaşıyorsunuz. Arkadaşlar oynasanız oyunu. Ya oynasanız oyunu ya. Yani biliyorum hani bunları yapmak bazılarınız sıkıcı geliyor. Sıkıcı geliyorsa yapmayın. Ona bir şey diyemem ama. Yani karakterlerinizi kasmak istiyorsanız sizin bunları sahip olmanız lazım. Sahip olmama gibi lüksünüz yok. Hem bunlar da oyunu oynamanız için ekstra bir şey yani. İşte çiçek toplayın, yaratık kesin. Ha, eğer ki Genshin Impact'te oynamayı sevmiyorsanız zaten bu video sizin için değil. Bu video Genshin Impact'te oynamayı seven ama Genshin Impact'te oynayacak bir şey bulamayan insanlar için. Haritada gezin. Elbet bulmadığınız bir sürü sandık vardır. Şimdi size o kısma da geleceğim. Şimdi mesela atıyorum şu item toplanması inanılmaz kanser, inanılmaz gıcık bir item. Direkt toplayamıyorsunuz çünkü. Böyle elektrikle falan vurmanız lazım. Sakura Bloom'u. Ve bu işte iki günde bir mi ne yenileniyor. İşte siz şimdi başlasanız anca Ayaka'ya yetişirsiniz yani, öyle diyeyim. Öyle kanser item ve siz bunu şu anda toplamıyorsunuz. Hani vaktinizi boşa harcıyorsunuz. Bir diğer şey de arkadaşlar, Adventure Rank 55'e, 56'ya, 57'ye, 58'e gelmiş insanların bakıyorum haritalarına, işte burası %70, burası 65, burası 90, burası 48. Hani eventlarla işte onunla bununla oyunu oynuyorsunuz ama arkadaşlar yani siz burayı %30'da, %40'da, %70'de bıraktıysanız, bakın %90'da bıraktıysanız bile emin olun burada açılacak bir 10-20 kutu var yani. Hani burada 10 kutu var, burada 15 kutu var, burada 5 kutu var şeklinde haritanızda bırakıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki Genshin Impact'te oynayacak bir şey yok. Yani Genshin Impact'te ne yapmak istiyorsunuz? Genshin Impact'te oynamak istiyorsunuz ama haritanız %10. İşte Enkonomiya'ya bakıyorum insanlarda. Benim daha yeni %100 oldu. Bir haftadır falan %99'a takılı. Yani bakıyorum Enkonomiya'sı %25, %30. Ya oynasana Genshin Impact'te. Hani oynamak istiyordun? İşte Liyue'ya bakıyorum. İşte ya burası %10, burası %20, burası %40. Arkadaşlar Genshin Impact'te oynamak istiyorsanız oynayın. İşte Dragon Spine. Dragon Spine çoğu kişide yapılmamış, oyuna yeni başlayan insanlarda. Neden? Çünkü Dragon Spine'ın karışıklıkları var. İşte görevleri bazıları sıkıntılı falan filan ama çok fazla içerik var Dragon Spine'ın kendisinde. Size tavsiyem oyunu oynayın dediğim gibi. Ben işte Adventure Rank 58 olacağım, az kaldı. Bugün 58'im yani, bu akşam yayında 58'im. Ben hala gidiyorum, geziyorum, işte Enkonomiya'da geziyorum, işte Dragon Spine'da geziyorum arada, işte Liyue'de geziyorum, Mulsat'ta geziyorum. Neden? Çünkü biliyorum ki yarın bir gün ben oyunu oynamak istediğimde, karakter kasmak istediğimde bana atıyorum işte Horsetail isteyecek. Şu anda Horsetail isteyen karakter var mı hatırlamıyorum ama Horsetail isteyecek ya da atıyorum şey isteyecek. Mesela bu kristaller önemli, işte konsantre rezin yapıyoruz bunlarla. Bunlar önemli. Bunları toplamıyorsunuz arkadaşlar. Mesela yani 4500 tane tofuyu ne yapacağım hiç bilmiyorum. 3600 tane şirimpi ne yapacağım hiç bilmiyorum ama bunları yaparak da, bunları toplayarak da, atıyorum şu kristalleri, sakura bulumları toplayarak da oyunu oynayabilirsin. Yani oyununuzu oynayın arkadaşlar. Her gün gidip her şeyi yapın demiyorum ama bir gün gidin işte haritanızı %100 yapın, bir gün gidin işte kristal toplayın, bir gün gidin şunu yapın, bunu yapın. Ben mesela oyunu 1,5 senedir oynamama rağmen hala arada girip yaratık kesmek hoşuma gidiyor. Her gün yaratık kesmek beni sıkıyor. Çünkü ben cidden hani endgame'in de endgame'ine ulaştım. Oyunda yapabileceğim bir şey kalmadı yani. Her itemden en az 2000 tane var yani, görüyorsunuz. Her itemden en az böyle bir 2000 tane, işte 1000 tane falan var yani. 3000 tane bundan olmuş mesela işte.
1600 tane bundan, 2900 tane bundan. Benim herhangi bir karakter için itemim yok deme lüksüm yok. Size tavsiyem arkadaşlar, çoğu hesapta çok gördüğüm bir şey bu. Genshin Impact'te oynamıyorsunuz. Şimdi bir tane iteme ihtiyacınız var. Nereden çıktığını bilmiyorsanız arkadaşlar, öncelikle yapmanız gereken iki tane şey var. Enemize geliyorsunuz. Mesela atıyorum, ne lazım? O samurayların tsubasından bahsettik. Onlar lazım. Neyden çıkıyor? Buradan bakın. Buradan hangi yaratıktan neler çıkıyor? Yazıyor burada bak. Burada pençe çıkıyor, şu çıkıyor, bu çıkıyor. Mesela bana o samurayların şeyinden lazım. Onlar elitte miydi? Elitteydi sanırım. Yok. Easy'de mi? Ha, şurada mesela. Bu samurayların tsubasından lazım. Navigate diyorum. Bu haritada olanların bana çoğunu gösteriyor. Hepsini değil. Eğer ki çok fazla ihtiyacınız varsa Genshin'in kendi resmi interaktif map'i de var. Hani haritadaki her şeyi gösteren. Oradan da bakabilirsiniz. Ama başlangıç olarak eğer ki oyuna yeni başladıysanız, her gün size tavsiyem buradaki kitabınızı bitirin. Çünkü bu kitap atıyorum 20 tane bu şeyden kestikten sonra bitiyor. İşte atıyorum yani 20 tane ondan kesiyorsunuz ve size şey diyor, artık bundan daha sana yerini gösteremem diyor. Ya kendin bul diyor ya da komple bitirdin diyor. Yani özellikle şu elitleri, bunları bitirin. Bunlardan çıkan itemler size ileride çok işe yarayacak. Hani mesela şunlar yeni geldi, işte bunlar yeni geldi göreceli olarak tabii ki. Şimdi Chasm gelecek, Chasm'da da aynı. Chasm'daki Chasm'ı da farmlamanız lazım. Genshin Impact'te oynamayı seviyorsanız, yani Genshin Impact'le gidem işte bununla gidem ulti atam, yaratık kesem, İşte Sucrose'umla ulti atam toplayam, zıpkıdı zıpkıdı yapam. Bunları seviyorsanız yapın. Hani ben oyunu oynamak, hani oyunda oynayacak bir şeyim yok diyen insanların, bakın oyunda oynayacak bir şeyim yok diyecekseniz bana, haritanızın tamamının %100 olması lazım. Tamamının %100 olması lazım. Ve de sadece o yetmez. Ve de bütün şu itemlerden en az böyle bir biner tane falan toplamış olmanız lazım. Şu itemlerden de böyle bol bol toplamış olmanız lazım. Artık o zaman diyebilirsiniz ki yapacak hiçbir şeyim yok. Çünkü yarın bir gün Beidou kasmak isteseniz bu Jade'den isteyecek. Kasmak istemem diye düşünmeyin. Yarın bir gün sizin oynamak istediğiniz bir karakter gelir ve o bir Jade'den istiyor olur. Siz de kalırsınız böyle. Aa, benim Jade'im yok, bunu kasmam lazım falan diye. Bu benim nacizane önerim. Ha, tabii ki tekrar söylüyorum. Siz günde 15 dakika oynuyorsunuzdur. 20 dakika oyun oynayacak vaktiniz vardır. O zaman bunları sonraya bırak. Ama Genshin Impact'te benim gibi yaratık kesmeyi seviyorsanız, benim gibi oynamayı seviyorsanız, bu animasyonları, bu görselleri seviyorsanız, size tavsiyem buydu. Bunu yapın. Yapmayan çok fazla hesap görüyorum. Şimdi yorumlara şey diyen arkadaşlar olacaklar. Abi zaten bunları biliyoruz. Ya bilmiyorsunuz işte. Çünkü hani her gün birinin hesabına bakıyoruz böyle. İşte haritası, işte Adventure Rank 58 olmuş. Haritasında en yüksek yer %70 olan adam var yani. Adventure Rank 57'de 58 haritasında en yüksek yeri %70 olan adam varsa, ben bu videoyu çekeyim yani, söyleyeyim. İnsanların bu şekilde şey olsun. Bak şu anda random gezerken bile şey topluyorum. Hani bu artık bende şey oldu, refleks oldu yani. Fark ettiniz mi, hani videoda fark etmişsinizdir. Ben random gezerken bile artık bunları topluyorum yani. İşte buradan gidiyorum, şu çimenleri kesiyorum. İçinden Matsutake falan çıkıyor. Hani Lizard Tail çıkıyor, bir şey çıkıyor. Bu şekilde oynuyorum oyunu. Siz de bu şekilde oynarsanız oyunda daha fazla yapacak şeyiniz olur. 15 dakika oynuyorum, rezin harcıyorum, çıkıyorum demezsiniz. Ha, benim seviyeme geldiyseniz, yani sadece benim seviyem değil, benim seviyemde olan çok kişi var. Benim kadar oyunu oynadıysanız artık ağlayabilirsiniz, oyunda oynayacak bir şey yok diye. Hak veriyorum çünkü çünkü cidden oyunda artık oynayacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Discord'umuza gelin. Discord'umuzda Genshin hakkında ve diğer şeyler hakkında muhabbetler ediyoruz. Her akşam 8'de yayınlarımız var. Her akşam 8'de yayınlarımıza gelebilirsiniz. Yayınlarda Genshin oynuyoruz, başka oyunlara bakıyoruz. İşte mesela dün bir tane oyunda dünya rekoru denemesi yaptık. Başaramadık ama gene de yaklaştık. Eğlenceli bir deneyimdi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Siz de yorumlara ben şunu yapıyorum Genshin'de vakit geçirmek için, bunu yapıyorum tarzı şeyleri söyleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. Bay bay.